Merhaba arkadaşlar konsol oyun ben. Bugün elimize geçen oyun FIFA 21 şampiyonlar sürüm. Şurada bir not var. Bize der ki PlayStation 5 ve PlayStation 4'te bu elinde gördüğünüz oyun çalışmakta. Fakat burada size bir uyarı yapıyor aslında. PlayStation 5'in dijital sürümünü alırsanız sizin hiçbir şeyinize yaramayacak. Ki ben her zaman FIFA gibi oyunun dijital olarak satın alınması taraftarıyım. Bir ucuz olacak. Şu an bu oyun fiyatı 639 TL. Evet ben de aynı şekilde yuh dedim. Ve acaba Türkiye'de mi pahalı diye Amazon.com'a baktım. 79 dolar. Türkiye'ye gidinceye kadar 85-86 dolar civarı oluyor. Çok yüksek bir rakam Türkiye için. Farkındayım ama yurtdışındaki adamlar yani 2000 birim maaş alıyorlar. 80 birim oyun ödüyorlar. Biz 2000 birim maaş alıyoruz. 600 birim oyun ödüyoruz. Adamlar 20 tane FIFA alırken maaşlarıyla biz maalesef maaşımızla 3 tane FIFA alabiliyoruz. Yazık. Üzücü. Peki. Kutu açılımı, yap açılımı yapacağımızda bir şekilde bir yandan da neden dijital almanız gerektiğini ikinci maddesini söyleyeceğim. Şu oyunu aldığınızda 600 lira. Yaklaşık bugün fiyatı tekrar yaklaşık. Satmaya çalıştığınızda 50 lirayla 100 lirası bir şey yapacak. Çünkü çoğu arkadaş bunu FIFA 22 çıktığı zaman getirecek. En büyük hatadır. Eğer FIFA 22 çıkmadan 1-2 önce FIFA'dan fedakarlık yapıp getirseniz en azından 150-200'e çok rahat belki satabilirsiniz. Ee, ki oyunlarınızı şahsi tavsiyem hiçbir zaman mağaza, dükkan ve esnaflara satmayın. Başarabilirseniz son kullanıcıya kendiniz birebir satın. Bu şekilde her zaman çok daha pahalıya satabilirsiniz. Hemen kutu açılımı yapacağım size içinde ne var ona bakacağız. Şu an açtık, çıkarttık. Burada hemen Mikrofon yakın onun için biraz fazla yürü çıkabilir. Burada ben şöyle göstereyim. Netleşirse kamera süper. Harika. FIFA'yı hop kağıtmış bak. Okey. Şurada şöyle bir kağıdımız var. Neymiş? Netleş yavrum. Okey. Hemen arkasını gösteriyorum. Netleşti. Bunu yere attım. Burada tabii ki şampiyonlar sürümü kodu var. Muhtemelen bunu banlayacağım. Blur atarım oraya göstermem. Hemen şurada gösterdik. Attık ve klasik e-sports'un yardım gerekiyor mu yazısı. Arkası önü. Bunu da yere attım. Evet. CD'yi tekrar elimize alıp şöyle güzelce gösterelim. Düz olacak şekilde. Başarabilirsem biraz uğraştıracak. Okey. Evet. FIFA 21. Dostlar şahsi tavsiyem FIFA 21 gibi oyunu hiçbir zaman dijital pardon kutu olarak satın almayın. Dijital alın. Satma derdiyle uğraşmazsanız zaten çoğu arkadaş FIFA 22 çıkıncaya kadar oynayacağı için zararını satmakla uğraşmazsınız. Oyun ömür boyu sizde kalır. Kutu açılımı yaptık. Tavsiyemizi de yaptık. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kutu oyunlarda daha hızlı olması gerektiği söyleniyor bana ama maalesef bu piyasada çok değişendir. bazen tam tersi bazen tam tersi oluyor yapacak bir bu şey yok. 5 dijital sürüm alacaksanız kesinlikle FIFA 25'in 21'in evet. <laughs> yapacak bir şey yok hızlıca kutu açılışı yapacağız çok mu uzattım çok mu uzattım. <laughs> hmm. Eğer evet. PlayStation 5 dijital sürüm alacaksanız veya kullanacaksanız CD hiçbir şekilde işinize yaramayacak. Neden? Çünkü CD sürücüsü yok. PlayStation 5'in dijital sürümünü alacaksanız ve elinizde CD oyun var ise tekrar satın almak zorunda kalacaksınız. Neden? Mali kullanamıyorsunuz. Şimdi bu oyunu normalde alacağınız ücret 639 lira. Evet ben de aynı şekilde duyunca yuh dedim çünkü çok pahalı. Şu burada mı? Oha bunu keseyim. <laughs> Neyse kutu açılımı yapacağız. Yapalım mı? Başlıyoruz. Çok güzeldi aslında. Mutlaka dijital sürümden alması gerekiyor. Çünkü şu oyunun bugünkü fiyatı 639 dolar. Dolar mı dedim ben? Allah'tan değil. <laughs> Bu yüzden size uyarı yapıyor. Der ki dijital sürüm alırsanız PlayStation çok iyi 629 dolar. Pardon 639 lira. Nedir yani? Yanlış mı söyledim? Çok iyi.